Sevgili izleyenler, bugün Bulancak'tayız, Giresun Bulancak'tayız. Bulancak'ta olma sebebimiz üyeni yetiştirmiş olduğu sporcu ve teknik adam Cihan Özal'la beraberiz şu an. Cihan Özal geçtiğimiz hafta sonu Bulancak Spor'la teknik noktada imzaları attı, sözleşme yaptı. Kendisiyle kısa bir söyleşimiz olacak. Hem Bulancak'taki hedeflerini hem de yeni sezonda biliyorsunuz geçtiğimiz sezon pandemiden dolayı biraz sıkıntılı bir süreç vardı. Yeni sezonda neler bekleniyor, takım ne durumda, onun üzerine bir sohbetimiz olacak. Cem Hocam merhabalar diliyorum. Merhabalar. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Yeni yuvanız, yeni mekanınız hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Bulancak bize yakın bir yer. Bulancak evet. Her zaman mücadele ettiğimiz bir takım, kardeş takım. Evet. Ve sizi de Bulancak Spor'un başında görmek bizleri ziyadesine memnun etti tabii ki. Evet. Ne zaman imzaları attınız? Önce onu öğrenelim. Geçen hafta geldik, çarşamba günü. Tabii karşılıklı konuşmalar. As Başkanımız Yurda Bey, genel kaptanımız, hem de antrenörümüz, kaleci antrenörümüz, Hakan Atasan hocamızla beraber görüşmelerimiz. Başkanımız şu anda İstanbul'da, kendisiyle görüşmelerimiz Sezgin Bey, kulüp başkanımız. Sonucunda bir araya gelerek 2-3 günlük bir görüşmenin ardından Bulancak Spor'la anlaşmış bulunuyoruz. Peki geçtiğimiz sezon sizin grubunuz için gerçekten de sıkıntılı bir süreçti. Evet. Çünkü oynanacak mı, oynanmayacak mı son anda kısa vadeli bir oyun süreci çıkarıldı. Tabii ki her takım bu mücadeleye girmek istemedi. Bu sezonla ilgili baktığımız zaman da şu an start verilmiş olsa takımımız ne durumda? Hedefler neler bunlar? Şimdi geçen yıl biz üniversite çalıştırdığımızda zaten tam liglerin bitmesine doğru pandemi çıkmıştı. Sonra ligler iptal edildi. Yeni sezonda oynanacak, oynanmayacak kararlar alındıktan sonra Haziran ayında başladı. Kısa bir dönem ilk 6 maçlık seri sonunda ligler oynandı. Bu sırada da takımlara şöyle bir şans verdiler. Katılmak isteyenler katılabilir. Katılmak istemeyenlerin hakkı baki kalıp seneye katılabilirler diye. Bizim şöyle bir imkanımız var. Geçen yıldan belli bir seyret oyuncularımız var burada. Bulancak Spor'la anlaşmış 12 tane oyuncumuz var. Pandemi sürecinde buradalardı. Ligin başlamasına kadar buradalardı. Haziran ayına kadar lige katılmayacağı açıklandıktan sonra oyuncularımıza memleketlerine ellerine gelmeleri için izin verildi. Sonucunda da benim anlaşmamdan sonra tabii ki oyuncular da görüşüldü. Bugün itibariyle çalışmalara başladık. Çalışmamıza hem pandemiden dolayı biraz erken başladık. Hem de ayın 21'inde, Ağustos'un 21'inde kulübümüzün açılışı olduğu için o şekilde erken almış olduk. Hem yavaş yavaş çalışmalarımızı yapıyoruz, hem de kulübümüzün 21 Ağustos'ta sezon açılışı var. Ondan dolayı da erken başladık biraz. Yeni transferleriniz olacak tabii bu süreçte. Tabii ki yeni süreçte yeni transferlerimiz olacak. Takımımız fena değil, iç transferdeki arkadaşlarımız. Tabii biz bunlara dış transferlerle beraber kaynaştırıp, güzel bir ekip yapıp, Bulancak Spor yıllardan beri sıkıntılı süreçler geçirdi. Ben kendim Bulancak Spor'da 2005-2006 takım kaptanlığı yaptım. Güzel günler geçirdik burada. Profesyonel ligdeyken. Şimdi Bal Ligi'nde. Ama Bal Ligi'nde olması önemli değil. Önemli olan takımın veya bizim nerede olduğumuz önemli değil. Önemli olan elindekinin değerini kıymetini bilmek. Yani profesyonel de olabilir, Bal Ligi'nde olabilir, ikinci ligde olabilir. Biz de aynı şekilde ikinci ligde, üçüncü ligde Bal Ligi'nde çalışabiliriz. Bizim için önemli olan hiçbiri değil. Önemli olan elindekinizin değerini bilmek. Biz de bunun neticesinde elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir kadro oluşturup en azından şöyle bir şey var. Mesela ben yönetimimizle görüştüğümüzde, başkanımızla görüştüğümüzde ya iyi kadro kurabiliriz. Yalnız takımımız şampiyon olmayabilir veya istediğimiz yerde olmayabilir veya farklı maçları kaybedebilir ama bizim takımımız mücadele etmeden olmaz. Yani bu görüşten çıkarak Bulancak'a veya işte hangi grup olacağımız tam belli değil. Belki Trabzon grubu, belki Ordu Samsun grubu. Yani gruba katıldığımız zaman Bulancak ve katılacağımız diğer gruplardaki takımlarımıza karşı da güzel bir Bulancak Spor izlettirmeyi hedefliyoruz. Peki pandemi dönemi tabii ister istemez bütün planları alt üst ediyor. Evet. Şu an pandemi de göz önüne alındığında önceki sezonla ilgili öngörü var mı? Beklentiniz var mı? Oynanıp oynanacağı noktasında? Evet, şu anda şöyle bir şey var. Önceden bağlı ligleri HESCO ile oynanıyordu. Aşı yoktu. Şu anda aşı avantajı var.
bütün kulüplerimizin aşı olma sıkıntısı yok. Yani istediğiniz anda aşı olabiliyorsunuz. Zaten futbolcularımızın da çoğu geneli 18 yaş üzeri olduğu için aşılamada hiçbir sıkıntı yok. Zannediyorum ki aşılanma olursa bütün futbolcular, çalışanlar, teknik direktörler, başkanlar, yöneticiler ballinglerin oynatılacağını düşünüyorum. Ama tabii yine de herkes, bütün herkes ballingleri oynanacak, oynanmayacak, ne zaman başlanacak tarih belli değil. Bütün herkes, kamuoyu, ballingini takip eden herkes şu anda herkes onu bekliyor. Yani bir an önce federasyon tarafından mesela bunun işte ballingleri oynanıp oynanmayacağının kesin bir karara bağlanması lazım. Ama bizim umudumuz oynanacak yönünde. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Siz herhalde oyun başlayacakmış gibi hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Evet. Peki ay 20'de açılış var dediniz. Evet. Nasıl bir program olacak? Nasıl bir organizasyon olacak? Bulanacakları ne bekliyor? Bulanacakları güzel bir program bekliyor. Zannedersem uzun zamandan beri böyle bir açılış yapılmamış. İşte futbolcuların tanıtılması, konuşmalarımız, ondan sonra sanatçımız gelecek. Tahmin edersem Hülya Polat hanımefendi, sanatçımız Hülya Polat gelecek. Sonra Şöhretler maçı oynanacak. Şöhretler maçının ardından da biz en son Bulancak Spor Kulübü olarak bir hazırlık maçı, gösteriş şeklinde, şov şeklinde hazırlık maçı oynandıktan sonra gecemiz bitecek. Peki hocam, 2004-2005'te burada kaptanlık yaptım diyorsunuz. Evet. Aradan yaklaşık 15-16 sene geçmiş. Evet. Teknik adam olarak yine takımın yanındasınız. Evet. O süreçte, bu sürece baktığımız zaman da en basitli ben kulüp binamıza hayran kaldım. Evet. Sağ ve kulüp binası olarak değişiklik nedir, onu da buradan aktarabiliriz. Evet, şimdi güzel bir soruya değindiniz Yunus Bey. Bu çoğu kulüplerimizin sıkıntısı. İşte bizim kendi memleketimizde, Ünye'de veya farklı kulüplerde. Mesela benim buraya geldiğim zaman Bulancak Spor'a 2005-2006 yılıydı. Şehir merkezinde 5 katlı bir bina vardı. İşte o binanın üzerinde kalıyorduk. Artı mesela stadyum, şimdi burada yakın stadyum tam bakımlı değil. Yan tarafta toprak saha, tesis uzak. Ama şu anda geldiğimde 16 yıl geçmiş. Örnek veriyorum, stadyum, tesis, içim saha yapılmış. Yanında suni içim. Artı futbolcuların rahat etmesi için odalar çok güzel. Salonlar, ağırlık salonları. Yani toplantı salonları, çok güzel bir ortam olmuş. Yani çok fark etmiş. Yani benim bıraktığım, derler ya mesela, işte bıraktığın zamanla şimdiki zaman arasında kadar fark var. Yani çok fark var. Yani tam bir futbolcu için veya antrenör için çalışılacak çok güzel bir yer olmuş. Bulancak Spor için de çok güzel bir yer olmuş. Çok fark etmiş yani. İnşallah farklılığı bu sezonda mücadelede de görürüz. Evet, tabii ki. Umut var zaten. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki farklılık olacak. 10 yıldan beri antrenörlük yapıyorum. Ünye Spor'da 2. ligde çalıştım, 3. ligde çalıştım. U19'u çalıştırdım, şampiyonluk yaşadım. 2 yıldır da arkadaşlarla beraber Ünye'de antrenörlük yaptım. Bal liginde zor zamanda, siz de biliyorsunuz. Benim şöyle bir öngörüm vardır. Hangi kategoride olursa olsun, ister bal ligi, ister 3. lig, ister altyapı, ister üst kategori, hiç fark etmez. Önemli olan güven. Kendinize güvenmek, oyuncunuza güvenmek, yanındakilere güvenmek. Bu zamana kadar hiçbir şeyden korkmadım. Futbol yaşadım, hem futbol oynarken hem antrenörlük zamanında. Şu anda yine korkum yok. Allah'ın izniyle Bulancak Spor güzel bir ekip kurarak, güzel bir kadro kurarak, yani hangi gruba gidersek artık o grupta Bulancak'ı en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Peki Bulancak Spor geçtiğimiz sezonu kısa dönem oynamada evet. Yer almadı bildiğim kadarıyla. Bunun avantajı ve dezavantajı var mı sizce? Tabii. Şöyle dezavantajı oluyor. En azından lige girebilseydik geçen yıl. Bu arkadaşlarımız var, iyi arkadaşlarımız var. İşte Antalya'dan var, Ankara'dan var, Antep'ten var, Giresun'dan var, çeşitli illerden, ilçelerden arkadaşlarımız var. Lige girilseydi en azından bu arkadaşlarımızın performansı görülürdü. Oyuncu özellikleri görülürdü. Yani en azından oyuncuları tanımamıza çok büyük faydası olurdu. Yani dezavantajı bu. Yani oyuncuları göremediğimiz için oynanabilirdi. Ama avantaj olarak ne var? Şu var avantaj olarak da. Geçen seneden kalmış 12 tane oyuncu hazır. En azından Haziran ayına kadar antrenman yapmış. Sadece lige katılım olmayacağı için izin verilerek ellerine gönderilmiş. Tek sıkıntı bu. Yani her halükarda Haziran'a kadar bir açılma süreçleri var. Tabii. Tamamen paslanmış bir ekip değil. Yok. Tabii ikinci yarı başlamış antrenmanlara. İşte Mayıs'ın sonuna kadar devam edilmiş. Federasyon
yasa çıkardıktan sonra isteyen katılır, isteyen katılmaz dedikten sonra, yani katılmayanların da hakları saklı olduğu için arkadaşlara izin verilmiş, herkes ellerine gönderilmiş. Ama şu anda fena bir iskelet yok. Onun üzerinden giderek güzel bir karma bir kadro yaparak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Biz şimdi dışarıdan baktığımız zaman tabloya yönetim, teknikle tam oturmuş gibi oyuncuların eksikler tamamlandığı zamanlar yani o grupta benden korkun diyecek mi Bulanacak Spor var galiba. Yani, çünkü bu bir takım ruhuysa bunun malzemecisi de, futbolcusu da, hocası da, yönetimi de o takım ruhunu oluşturması gerekiyor. Galiba o taşlar oturmuş gibi görünüyor. Evet, şimdi tam oturmadı ama şöyle söylemek istiyorum. Genelde bu bal liglerinde daha çok oluyor. Hani üçüncülükte, ikincilikte ilk başlandığı zaman hedef koyuluyor. Mesela örnek veriyorum. Geçen sene Manisa, tabii ki önceki yıllardan belliydi. Aldı kafayı gitti, şampiyon oldu. Artı Eyüpspor. Mesela Eyüpspor hiç yoktu planda. Yani hiç konuşulmuyordu. 3, 4, 5, 6 olduktan sonra mesela Eyüpspor aldı kafayı gitti, şampiyon oldu. Şimdi bal liginde şöyle bir sıkıntı oluyor. Örnek veriyorum. 14 elde takımlar oluyor gruplarda. İşte bir herhangi bir şey çıkmadan, herhangi bir şey görünmeden işte şampiyon olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız, şu olacak, bu hep beklentiler yüksek. Benim görüşüm şu, takımımızı oluşturalım, güzel bir ekip yapalım. Bunu çok büyük iddialı konuşmaya gerek yok. Herkesin kendine göre bir bütçesi vardır. Kiminin fazla bütçesi vardır, kiminin az bütçesi vardır. Kimi azla çok iş yapar, kimi çokla hiç iş yapmayabilir. Önemli olan ekibi iyi oluşturmak. Yani ekibi güzel yapmak, yönetim, teknik heyet, futbolcular, birlik, beraberlik, personel. Biz hep böyle baktık olaya yıllardan beri. Hep böyle baktık. Kendi çalıştığım zaman hep böyle baktım. Birlik, beraberlik olmadığı zaman hiçbir başarı gelmiyor. Tabii bu birlik, beraberlik olmadığı zaman da, örnek veriyorum, kopmalar olduğu zaman, işte bu sıkıntılar o zaman başlıyor. Yani bu sıkıntılar olmaması için de bu birliği bozmamak lazım. Çok büyük iddiamız yoktur ama şunu söylemek istiyorum yine Bulancak halkına. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımımızı da en iyi yerlere getirmek için çaba sarf edeceğiz. Peki siz hem daha önce buradaydı görev almanız hem de Bulancak Büyü'ne yakın bir yer. Evet. Yabancı olmadığınız bir takım. Evet. Bulancak Spor'la taraftar arasındaki bağlantıyı nasıl görüyorsunuz? Bulancak Spor'da mesela şöyle bir şey var. Bizim zamanımızda vardı. Bulancak Spor'a çok büyük sevgi var. Taraftar yönünden. Örnek veriyorum. Biz burada oynadığımız zaman profesyonelde üçüncülükteydi ama benim geldiğim sene 2'den düşmüş bir takım vardı. Şimdi 2'den düştüğü zaman biliyorsunuz siz de yıllarca Ünye'de gördük bunları. 3. lige düştüğü zaman genelde taraftar fazla gelmez. Ama ben buraya geldim, düştüğü yıl gelmiştim 2005-2006'da. Ya inanın Bulancak açık tribün, kapalı tribün full oynuyordu. Yani çok büyük bir sevgi var burada Bulancak Spor'a karşı. Çok büyük bir istek oluyor, arzu oluyor. Yani insanlar maçları özlüyor. Tabii bu pandemiden dolayı da maçlara gidilmedi. Zaten takımda lige katılmadı. Ama bu sene eğer pandemi kaldırıp lig oynandığı zaman zannedersem 3'ünde %50 verildiğine göre hani ligler oynanırsa herhalde bal ligi de %50 verilebilir. Zaten insanlar bekliyor, özlemişler. Yani futbolu özlemişler. Artık biliyorsunuz futbolun artık büyük takım, küçük takımı kalmadı. Yani şu anda Galatasaray, Fenerbahçe neyse, örnek veriyorum, Bulancak Spor'da öyle bir şey yani. İnsanlar artık memleketini, şehrini destekliyor. Çünkü o bir özlem. Futbol çok farklı bir şey. Yani hiç ayrım olmuyor. Şu anda mesela bu pandemi de insanlara mesela çoğu şeyi özletti. Futbol olsun, özel yaşantı olsun, yeme, içme, gezme, dolaşma. İnsanlar zaten her şeyin değerini elinden gittiği zaman anlıyor. Değerini, kıymetini elinden gittiği zaman anlıyor. Biz de şimdi insan olarak, sporun camiası olarak her şeyi gördük, yaşadık. Yani bu da bize bir ders oldu. Yani şu anda futbol olmadığı zaman inanın çok insan boşlukta oluyor. Bize de böyle bir kapı açıldı. Bulancak Spor Başkanımıza Sezgin Bey'e, Gürdal Bey'e, Hakan Arpaslan arkadaşımıza, diğer yöneticilerimize bu formayı ben terlettim 2005-2006 yılında. Elimden gelen en iyisini yaptım. Şu anda da Bulancak Spor Teknik Direktörü oldum. Allah'ın izniyle de elinden gelenin en iyisini, daha fazlasını yapmaya, çalışmaya çaba göstereceğim. İnşallah hocam. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Buradan taraftarlara mesajlarınızı verelim. Programı kapatalım isterseniz. Taraftarlarımıza mesajımız şu. İnşallah lig oynanır. Lig oynandığı zaman eğer federasyonumuz da izin verirse pandemiden dolayı artık %50 ne kadar olsa %20
gelsinler, güzel bir Bulancak Spor olacak, güzel bir takım oluşturmaya çalışacağız. En azından Bulancak'ta şöyle bir şey vardır. Bulancak'a gelen takımlar eskiden böyle korkup çekinirdi. Zor deplasman. Bak gerçekten zor deplasman. Biz burada oynadığımız zaman mesela sadece bir mağlubiyet almıştık içeride. O da Şekerspor'un en iyi olduğu zamanlar. Sergen Yalçın'ın bir yıl öncekinde Şekerspor'un şampiyonu oynadığı zaman 1-0 yenilmişiz. Geri kalan takımlar hiçbirine yenilmemişiz. Yani böyle bir avantaj vardı. İnşallah biz de bu şekilde güzel bir takım oluşturup, güzel bir ekip oluşturup taraftarlarımıza güzel bir Bulancak izlettirmeyi hedefliyoruz. Hepsini bekliyoruz. En azından yenilse bile yenilirken mücadele eden, hırslı, yenilmeyi hazmetmeyen bir takım olacağını onlara söz vermeyelim diyelim de öyle bir takım olacağını söyleyelim. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Siz ayrıca buraya geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, Ünye'den destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık diliyorum. Sağ olun. Hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere.